İstanbul'dayım. Birazdan Surfe'ye doğru yola çıkacağım. Ve biraz gösteriyle ilgili notlara bakacağım. Eyvah, başladık mı? Başladık. Ben de videocuya fotoğraf. Gabrova değil mi? Sofya. Geldik. Hoş deneyimler olmuyor. İnanılmaz konforlu bir yolculuk çektik şu an. I'm from Turkey. Turkey, Istanbul. We are here for a magic festival. They invited us. Sofya. Gabrova. This is a restaurant Turkish. This is what? Restaurant Turkish. Ah. Oh. Okay. Okay. Which one? This center. Aynen. Bulgaria very nice country. Benim Bulgaristan'la ilgili ilk görüşüm gerçekten çok eski bir şehir. Böyle yani savaştan çıkmış gibi demek istemiyorum ama bir tık öyle bir izlenim var. Mimarisi falan çok böyle, nasıl desem, biraz iç karartıcı. Gelmek isteyen arkadaşlar için gözümüz kızardı. Ya yolda kar başladı. Hani bir de belli önceden yağmadı, tutmamış. Ve ben hala şeye inanmak istiyorum. Hani şehir burada da hani biz hala buradayız. Evet ya, yani gerçekten ben de ona inanmak istiyorum ama Starbucks için 20 dakika yol gideceğiz galiba, bakalım. Ya internet sorduk buralarda, bu araya da hiç internet olmadığını belirttiler bize. No internet. Şebeke falan çekmiyor. Şimdi biz bir yere geldik. Buranın Starbucks'ı. Buranın Starbucks'ı. Ya taksiciye dedik ki bizi Starbucks'a getirin. Dedi ki taksici, tamam sizi Starbucks'a getireceğim. Böyle bir yere getirdi. Avrasya ya. Ama dedik burası Starbucks değil. Starbucks diyor. Yani bu gelişimin Starbucks'ı bura herhalde. Biz o adam bizim söylediğimiz her şeyi boş verdi. Turkish restaurant, evet. Wi-Fi. Yes. Starbucks diyor mu? Yes. Hani adı da Avrasya. Benzemiyor da yani. Hiç umurumda olmadı adama. Bizim isteklerimiz var. Hiç. Şey yani Starbucks özellikle istememizin sebebi de ben buraya mı bakacağım, kameraya mı bakacağım? Bizim Starbucks özellikle istememizin sebebi de şeydi yani, internet. Tamamen internet yani. Öyle kapitalist insanlar değiliz. Otele geldik şimdi. Yarın yarışma günü. Of. Şöyle. Hop. Lee ile falan görüştük. Değil mi Emre Bey? Aynen öyle. Önce Sean Fagwa ile biraz sohbet ettik. Sonra Lee ile görüştük. Akşam bir Dani ile görüşeceğiz. Öyle. Gelişmelerden haberdar ederiz. That's
Dejavu. 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 Sometimes it takes fun. It's cool. I like the... This is 14, yes? In the photography, I am showing one car. What is that car? Okay, the car is one. When we get the photo, we move on the side. Remember, seven hearts. Later, you ask for the photo. Look, you see one? Yeah. Yes? But you see the bottom car. You see the ace of diamond. Yeah. But I see a different card. Not ace. Not ace. Okay. What can you see? Jack of diamonds. Okay, shuffle. The jack? Of diamonds. No ace? No. Okay. Cool. Very good. It's that. I take the half. Okay. I do like so, like a fan. Or maybe we can that. Good, huh? Yeah. How was it? Mm-hmm. In the 10th edition of the Golden Cat. Take care and don't forget, never ever give up. Bye. We are remembering a new friend with magic. Enjoy the magic faster. Thank you for having me. Yeah. Okay. Hala, 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 boş para. Boş para. Boş Abi bunu nereden öğrenmişler anladın mı? Bunu nereden öğrenmişler? Sıldıracağım. Not Turkish. This part's English. English? Ah, it goes okay. English, German, then Turkish. Evet millet, biz kahvaltıyı yaptık bugün yarışma günü. Değil mi? Aynen öyle. Ryan Ayaşi ile ilgili bir şey demek ister misin? Ryan ile ilgili söyleyecek çok fazla iş verdi. Arkadaşlar kendisi Türkçe rap yapıyor. Yani... İngilizce, Almanca, Türkçe rap yapıyor. Tek şarkı. Merhaba, nasılsınız? Ay. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Geldi bir anda bana dedi ki... Almanya'dan selamlar, ben... Samuray Hayashi. Selamlar. Almanya'dan selamlar. Ben Samuray Hayashi. Ama bu kafiyeli söyledi o. Ya, şey var ya Acun abi Almanya'dan geldim. Tarçın yiyeceğim, beatbox yapacağım. Ha. Ha, o işte. Tam onun gagini yaptı. Ama yani bir de ismi de Samuray Hayashi yani. Böyle abi yani. Bulgaristan Recep İvedik taklidi yapan mı dersin? Yani bunları koymayı düşünüyorum yani açıkçası. Ama bak. Yes. Oh, very visual. So nice. So nice.
So means there are six continental presidents, six continental boards, and means a lot of people that works everywhere in the world to promote magic. Така че всички важни структури са по 6 и има много хора по света, които развиват магията. And there are, yesterday I said 48, but tonight I counted, and well, there are 51 countries in which there are Şimdi gösteriden önce, yani birazdan yarışma başlayacak ve yarışmadan önce kurulum ve prova yapılıyor. Şöyle ileride yarışmaya gelecek arkadaşlar için ortamın nasıl bir şey olduğunu görmenizi istiyorum. Büyük bir ekran, aynı Fijim'deki gibi. Ay, okay. Ve seyirciler, kurulum. Burada Emre. Hello. Hello. Why don't not? Why not? I'm fat. I don't. I'm fat. I'm fat. And thank you to my friend and colleague, Sir Joseph de Castaway, Ivo. Juan Yelmas, big round of applause! Kako je dobro, brate. One by one, these coins are going to travel from this country to this country. What's the difference? Don't worry, because sometimes I miss it myself. Now this one is going to go, you've got one here, you see it here. This one is going to go back, but it's only an illusion. From here to here, but it's only an illusion. Okay. Wow. So now one here, two here, watch the second. Now the last slowly from here to here. Whoa! Really good, bro. Let's see. Cheers. And Javi Benitez. So take any card? Yes. Yeah. Take it. Okay. It's a four of clubs, right? Yes, yes. Approximately in the middle. Yeah. And the okay, woo! Very beautiful. Confusing to understand, eh? It took me 2 years to figure out. You do take a part. Doesn't matter how many cards you have. 1, 7, 8, 9, 10, 11. Sadece size şeyi otelin dışını göstereyim. Böyle bir yer. Ladies and gentlemen, thank you very much. Hello.
Magician, magician. Bunu da çekelim de. Hazır mısın? Tabii. Bir deste var. Herhangi bir şekilde anlaştık mı? Var. Bir deste de 1'den 52'ye kadar bütün kalpler vardır değil mi? Yes. Senden istediğin herhangi bir tanesini söylemeni istiyorum şu an. Belki. Değiştirmek ister misin? Hayır. Emin misin? Eminim. İstemiyorum. Full. Yes. Pekala. Şimdi Kupa 2'nin şu an sen nerede olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorsun. Doğru mu? Şu an Kupa 2'nin nerede olduğunu sadece ben biliyorum. Evet. Senden desteğini almanı isteyeceğim. Yok. Bak, Kupa 2'yi zihninden sen seçtin. Şimdi bana bir sayı söyle. 6. Aa, no. 6 mı? 1, 2, 3, 4, 5. Bak bakalım. Kupa 2 mi? Aynen. Ay. Bap. Ben şeyi anladım ya. Neyse, çok mutlu oldum böyle. Yeah. Oh, my friend. O ne be? Oğlum o ta... Aaa. Oda servisini çağırmamız gerekiyor. Aa, oda servisi. Okey, yarışma bitti. Sean, Dani, bunlarla konuştuk. Çok tatlı insanlar. Lee, yıllardır çok sevdiğim biri. Lee'yi gördüm. Dani Belevi gördüm. Kendisini yine yıllardır tanırım. Çok tatlı insanlar. Golden Cat. Gerçekten güzel bir etkinlik. Öyle. Sevgili YouTube dostlarım. her ne kadar YouTube'da olan biri olarak içerik üretsen de her zaman sahnenin ve canlı performansın çok 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 daha önemli olduğunu düşünen biriyim. İnovasyonun ve gelişimin çok daha önemli olduğunu düşünen biriyim. Çok fazla yere aynı şeyleri tekrarlamak istemediğim için artık YouTube'da ya sır öğretmek, deste açmak vesaire zaten hani deste açmak veya sır öğretmek gibi şeyler bana göre hiç değil.
işte şu desteyle şu deste savaşı gibi, hani çok istiyorsunuz böyle şeyleri yapmamı veya işte koleksiyonunu göster videoları falan. Ama bunlar benim tarzım değil maalesef. Ama YouTube'da bundan sonra bu şekilde yarışma vlogları veya sahne öncesi vloglar düşünüyorum. Değil mi Emre? Yani deste açımları, işte şu desteyle şu deste savaşı. Ya pek benlik değil. Bundan sonra YouTube'da biraz daha bu şekilde yarışma vlogları, sahne vlogları görürsünüz diye düşünüyorum. Şu an otel odasından ayrılacağız. Burada harika bir adam var. İyi ki de bu adamla geldim ve sözleştik. Artık benim yarışma arkadaşım. Aynen. Beraber yarışmalara katılacağız. Şöyle yarışmaya gelirim ama her seferinde ben yeni çıkaramayabilirim. Ama gelirim seninle. Ona okay. Üzgün. Sad. Evet. Ayrılıklar. Dani giderken Dani'ye sarıldım. Oh my friends falan. Ben de Dani Dört izledim şeyler. Ya. ben bunu anlatacağım. Bir geçeyim eve, ne yaptığını anlatacağım. Bu var ya bu. Fotoğrafını da koyarız. Görüşürüz. Şanlı kapıyı bir şeyim yok. This is a story. Yeah. Mm-hmm. One. Yeah. En kötü bir çikolata falan söyledi. Kahve mahve düşünüyorum ben. Kahve mi? Bulgar kahvesi falan düşünüyorum. Güzel midir? Hiç denemedim hayatımda, çok merak ediyorum. Ben dedim ya şey... Emre? Kolyen çok güzelmiş ya. Teşekkür ederim. Hediye geldi. Bana tutunuyor gibi ama... Öyle. Kısa bir bölme, vlog. Kısacık bölüyorum çünkü burada muhteşem biri var. Kerim Kürşat. Merhabalar. En az 2-3 gün uğraşmış. Tabii yeniden uğraşmak gerekiyor. Tabii şöyle koyayım. Kalp düşündüm. Hı-hı. Şu an onu elinde topladın. Doğru mu? Hı-hı. Herhangi bir şekilde desteğe dokundun mu? Hayır. Seninle herhangi bir şekilde anlaştın mı? Hayır. Zihninden söylediğinden beri desteğe hiçbir şekilde dokunmadım. Doğru mu? Doğru. Pekala. Şimdi elinde düşünmüş olduğun o kartı yavaşça desteğinin üzerine bırak. Pekala. Kart neydi? Sinek 2. Lütfen önümüzdeki kartı açar mısın? Yok artık. Evet, bir şey diyor musun başlamadan önce kameralar? Wow! Senin ceketini çıkarmam gerekiyor çünkü... Buraya aslında misdirection, silvazen misdirection dediği bir şey var. Buraya bakın derken başka bir şey yapmak. Mesela size bunu gösteriyorsam ben burada bir şey yapabilirim. Seni gösteriyorsam seninle ilgili bir şey yapabilirim. Mesela örnek veriyorum. Kartı gösteriyorsam deste yok. Oof.
Şimdi gösteri bitti bizim dün. Güzeldi bayağı. Çok fazla gösteri günü bir şeyler çekemedim. Ama İstanbul'a kadar gelmişken bir oyuncak müzesine gelelim dedik. Suna Yakın'ın oyuncak müzesi. Şöyle sevdiğim birine de bir hediye aldım buradan. Bakalım şimdi biraz İstanbul'a takılacağım. Ve bunu da ödül köşesine yerleştirelim. Şu ödül ben geldiğim zaman elime ulaştı. Şu yanındaki küçük kartlı olan. Bundan tamamıyla bağımsız bir şey. Çok tatlı bir anısı var. Çok şirin bir anısı var. Ama bir sonraki videoda bunun hikayesini anlatırım. Çünkü vlog bayağı bir uzadı. O yüzden çok fazla sizi sıkmak da istemiyorum. Ve okey. Herkese merhaba. Şu an eve geldim. İstanbul'dan ayrıldım. Ve evimdeyim. Evet, yarışma bitti. Yarışma bittikten sonra evime geldim ve aslında Türkiye sınırlarına girer girmez beni arayan, tebrik eden birçok sihirbaz dostum vardı. Amerika'dan Çağatay Yılmazoğlu aradı, birçok sihirbaz dostum aradı. Ankara'dan Alena Sihir ekibinden Alfredo Secolar yazdı etti. Ve şu an aklıma gelmeyen birçok sihirbaz dostum tebrik etti. Herkese çok teşekkür ederim. Yurt dışından tebrik eden arkadaşlarım da oldu. Sizi çok seviyorum. Hepiniz çok naziksiniz. Umarım en yakın zamanda görüşeceğiz. Bunların yanı sıra gerçekten yarışma çok tatlıydı. İstanbul gösterilerimiz çok tatlıydı. En güzel olan şeylerden bir tanesi de yarışmada kendi oyunumu yapabilmek çok güzeldi. Yarışmada izlemiş olduğunuz size birkaç kesit gösterdim. Bu kendi performansımın %80'i %90'ı bana ait. Yani hem teknikleri hem mühendislik kısmı hem tiyatrallığı hem sunumu bana ait. Oyunları da kendim tasarlamak istedim. Bu riski almak istedim çünkü yaptığım şeylere güveniyordum. Örneğin kartın bir anda kaybolup cebime çıktığı, ışınlandığı bir yer vardı. Mesela orayı yarışmadaki performansımı Şenfago'da izledi ve gerçekten çok akıllıca bulduğunu ve gerçekten çok iyi bir görüntü olduğunu söyledi. Bunun gibi yine yarışma rutinimle ilgili birçok nokta vardı. Onları belki ilerleyen zamanlarda videolarda anlatırım. Ancak bundan dolayı çok mutluyum. Aslında bir bakıma amacıma ulaşabildim. Hem güzel bir sonuç aldık hem kendi rutinimi yapabilme şansına sahip oldum. Bu da çok tatlıydı. Dediğim gibi yine güzel bir yarışma sezonu geçirdik. Bu yine sihirbazlık yarışmaları arasında olan, daha önceden de yarıştığım yarışmalar oldu çünkü. Bir yarışmaydı ve gerçekten tatlı geçti. Aynı zamanda en sevdiğim ikinci nokta ise uzun süredir görmediğim dostlarımı gördüm. Lee, Alex, Dani Bale ve Evgeni'ye bunlarla önceden tanışıyordum zaten. Ve yeni dostlarım da oldu. İspanya'dan Arnav, Yunanistan'dan Panos, Nikos, Kıbrıs'tan Thomas,
ve şu an aklıma gelmeyen birçok yeni dosta da sahip oldum. Bu aslında çok güzel bir şey. Sizinle aynı tutkuyu paylaşan, sizinle aynı sanat dallarıyla uğraşan ve sizinle aynı ilgi alanlarına sahip olan kişilerle bir araya gelmek, farklı kültürlerle bir araya gelmek size farklı kültürlerdeki sanat işleyişini de gösteriyor. Bu sayede hem siz onlara bir şey katıyorsunuz hem onlardan bir şey almış oluyorsunuz ve bu bence gerçekten en güzel şey. Bu şekilde yarışmalarda, konvensiyonlarda veya farklı yollarla tanışmış olduğum, şu an çok yakın dostluğumuzun olduğu birçok yabancı sihirbaz dostum var. Hatta bazılarını eminim tanıyorsunuzdur, eminim izliyorsunuzdur performanslarını. Bu aslında çok güzel bir şey. Sihirbazlık sanatıyla 16 yıldan beri uğraşıyorum ve hayatımın son yılları hep sahnede geçiyor. Evet, şimdi biraz dinlenme aşamasındayım. Yakın zamanda tekrardan bir İstanbul gösterim var. Onu da tekrardan vlog olarak kanala atmayı düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video yurt dışında yarışmalara katılmak isteyen veya sahnelere çıkmak isteyen kişiler için bir yön gösterici video olmuştur. Bir vlogun dışında. Veya umarım eğlenmişsinizdir. Güzel, keyifli bir zaman geçirmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ciao. Sinik oluşturduğumuz vardı ya.